Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bir maske yapımı paylaşacağım. Artık hepimizin maalesef gündemi koronavirüs oldu. Kesinlikle en güzel korunma yöntemi kendimizi izole etmek ve evden dışarıya çıkmamak olabildiğince. Ama çıkmak zorunda kaldığımız durumlar oluyor. Onda da ağzımızı burnumuzu korumak için yapabileceğimiz bir ürün olacak. Aslında ben maske yapmayı hiç düşünmüyordum. Çünkü açıkçası o eczanelerden aldığımız maskeler bana daha güvenilir geliyor. Kendi yaptığıma ne kadar güvenirim bilmiyordum. Ve onun için de yapmak istemiyordum. Ama inanılmaz fazla istek geldi. Yani günde 5 tane falan mesaj alıyordum maske yap diye. Onun için biraz bir araştırma yaptım. Bu kumaşın geçirgenliğini nasıl azaltabilirim? Nasıl daha korumalı hale getirebilirim diye araştırdım. Şimdi maske yapmayı deneyeceğim ve sizinle de paylaşacağım. Öncelikle kumaşımdan bahsetmek istiyorum. Bu kumaş poplin kumaş. Benim elimde olan bir kumaştı. Ütü masası kılıfı dikmiştim ve ondan kalan bir parçaydı. Neden poplin gibi bir kumaş tercih etmemiz gerekiyor? Çünkü bunlar çok sık dokumalı kumaşlar. Yani iplikler birbirlerine gevşek bir şekilde değil, daha sıkı bir şekilde örülmüş bir kumaş. Ve bu da havanın geçirgenliğini, doğal olarak da virüsün geçirgenliğini azaltıyor. Ama tabii ki bu kumaşın sıkı dokunmasına güvenerek sadece bunu kullanmayacağım. Alt kısmına geçirgenliği daha da azaltması için tela kullanacağım. Ben elimde olan bir telayı kullanacağım. Arkası şeker. Yani bildiğimiz ince telalardan. Bir tane de lastiğe ihtiyacımız var. Aslında maskenin malzemeleri sadece bu kadar. Bunu dikmek için de dikiş makinesi, isterseniz elinizde de dikebilirsiniz tabii ki. Makas, iğne, iplik, artık bunları saymıyorum. Sadece önemli olan bir mezraya ihtiyacınız var. Çünkü ben kendi yüzümüze göre maskeyi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Yani hazır bir kalıp vermeyeceğim size. Kendi ölçülerinizle yapacaksınız. Ne kadar kumaş, ne kadar tela gider Damla derseniz de gerçekten oldukça az. Birazdan zaten alacağım ölçüleri göreceksiniz. Öyle kıyıda köşede kırpılmış kumaşlarınızdan bile yapabilirsiniz bu ürünü. Bu arada araya da bir şey sıkıştırmak istiyorum. Sorulacağını bildiğim için tek tek yorumlara cevap vermesi zor oluyor çünkü. Üzerimdeki bluzu da ben diktim. Videosunu henüz yayınlamadım ama yakın bir zamanda gelecek. Eğer kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna basarsanız video yüklediğimde bildirim alırsınız ve hiçbir videomu kaçırmazsınız. Öncelikle ölçü almakla başlıyorum. Maskeniz nereden başlasın istiyorsanız, yani bu burun üzerinizde herhangi gibi noktadan çenenizin hafif altına kadar ölçüyorsunuz. Ben şöyle bir yerden başlasa yeter diye düşünüyorum ve çenemin altına getiriyorum. 14 santim çıktı. Şöyle bir 15 santim yazıyorum ben. Paylarla beraber yazacağım. Daha sonra tam çenemin altından kulağımın yakınına kadar ölçüyorum. Bu şekilde. Bu bizim maskemizin alt kısmı olacak. Şuradaki çene kemiğimin bitiş noktasına denk getirdim. Ve bu da 12 santim. 13 santim yazıyorum payla beraber. En son olarak da şuradaki yüksekliğini ölçeceğiz. Ne kadar olsun dersek bence bir 5 santim yeter. 6 santim ölçmüşüm. Tam 6 yazalım. Ve almamız gereken ölçüler aslında bu kadardı. Şu kısmı ölçmeyeceğim çünkü onu daha sonraki ölçülerime göre ayarlayacağım. Şimdi çizim yapmaya başlayacağım. Onun için sizi birazcık yakına alacağım. Kumaşımı bu şekilde dörde katladım ve önüme aldım gördüğünüz gibi. Hepsini bir arada kesip yapmak istiyorum. İki parça sağ ve sol parça ön parça için, iki tane de arka kısım için keseceğim. Yani toplamda dört tane parça elde etmem gerekiyor. Öncelikle ilk alacağım ölçü şu kumaşımın aşağısından almaya başlayacağım. Kenar kısmına ölçtüğümüz ölçü. Ben 6 santim ölçmüştüm hatırlarsanız. 6 santimi şu şekilde işaretliyorum. Daha sonra çenemden kulağıma doğru ölçtüğüm kısmı çizeceğim. O da 13 santimdi. Dümdüz çiziyorum burayı. Bu şekilde. Şimdi aslında şöyle bir alt parçamızı oluşturmuş olduk. Mezromu alıyorum ve 15 santimi şöyle bir tutuyorum. Bu kısma koyup şöyle kıvırıyorum. Birazcık bombeli olması gerekiyor burnumuzun o kısmı için. Tutup şöyle pıtı pıtı izler bırakacağım.
Bu şekilde. Biraz daha güzel bir şekil olabilmesi için çiziyorum. Şimdi tekrardan ölçeceğim. Çizdiğim uzunluk tam 15 santim mi diye. Tam 15 santim gördüğünüz gibi. Şimdi şu kısımla burayı birleştireceğim. Burada istediğiniz şekli verebilirsiniz aslında. Ben internetten gördüğüm kadarıyla şurayı birazcık daha uzatmak istedim. Böyle bir parça çizdim. Bakalım sonuç ne olacak? Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Parçaların birbirinin üzerine kaymasın diye iğneledim. Şimdi kesiyorum. Bu şekilde parçamı kestikten sonra bunun aynısından tela keseceğim. Şöyle telamı da aldım. 4 katta bunu yerleştiriyorum. Bununla birebir kesiyorum. Böyle 8 tane parçamı hazırlamış oldum. Şimdi bunları tek tek birbirinin üzerine yapıştıracağım. Şimdi kumaşımın ters yüzüne telamın şekerli olan, yani böyle pütür pütür olan kısmını yerleştiriyorum. Bunları buharsız ütüde iyice ütüleyeceğim ve telamın kumaşıma yapışmasını sağlayacağım. Bütün parçalarımı bu şekilde telalarıyla birleştirdim. Şimdi dikmeye geldi sıra. Bunları yüzleri birbirine bakacak şekilde şöyle üst üste yerleştiriyorum. Ve göbekli kısımlarından dikiyorum. Şimdi bu şekilde parçalarımı diktim gördüğünüz gibi. Şu yuvarlak kısımlara dikiş kesmeden minik minik çıtlar atıyorum. Çıtlarımı attıktan sonra şöyle çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi yüzüme göre bir maske elde etmiş oluyorum. Şekilde. Şimdi bunları birbirine dikmeye geldi sıra. Bir tanesinin düz yüzü bana bakacak şekilde ve diğerinin ters yüzü bana bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Yani bunların içeride yüzleri birbirine bakıyor. Güzelce yerleştirdikten sonra bu kısımları komple dikeceğim. Sadece alt kısmında minik bir açıklık bırakacağım ve oradan tersine çevireceğim.
bu şekilde diktim. Şimdi şu köşe kısımlar düzgünce çevrilsin diye kesiyorum. Bu arada bir yerde boşluk bırakıp tersine çevirmek istediğinizde bunu köşede değil de tam bu ortada yaparsanız daha sonradan dışarıdan dikeceğiniz dikiş çok kolay olur. Şuradaki yuvarlak kısma da birazcık çıt atıyorum. Ve açık bıraktığım kısımdan düzüne çeviriyorum. Köşe kısımları tam çevirebilmek için makasla gireceğim. Gördüğünüz gibi açık bıraktığım kısım ortada olduğu için ben hiçbir şey yapmasam bile kendi kendine içeriye doğru kıvrılıyor. Aslında lastiğim bu şekilde oldu sayılır. Ama kenarlarına lastik takacağım. Bunun için şu şekilde içeriye katlıyorum uç kısımlarını. Lastiğim girecek kadar katlasam yeterli. Şimdi bu kısımlardan dikeceğim. Ama bunları dikmişken şöyle çevresinin de kenarlarını bastırıyorum ve tamamen dikiyorum köşelerini. Ve maskemin çevresinde diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi oldukça temiz bir maske elde ettik. Yani temiz derken dikiş olarak temiz. Tabii ki bunu yıkadıktan sonra kullanmamız gerekiyor. Şimdi şu kenarlara lastik takacağım. Lastiğim şöyle bir parça lastik gerektiğini söylemiştim. Ben bebe lastiği kullanıyorum. Hem yumuşak hem de görüntüsü güzel diye düşünüyorum. Ama istediğiniz herhangi bir lastik veya kumaş parçası da kullanabilirsiniz. Böyle dar alanlara lastik veya iplik geçirirken bence çatal iğne yerine tel toka kullanın. Daha güzel oluyor. Daha rahat geçiriyorsunuz. Şöyle tokamdan lastiğimi geçirdim ve bunu içeriye sokuyorum. Böylece hemen geçirmiş oldum. Şimdi sıra geldi maskemi deneyip lastiklerimi kendime göre ayarlamaya. Şu şekilde yüzüme tutuyorum. Bence hem görünüş itibariyle hoş hem de her taraftan ağzım burnumu kapatan bir maske olmuş. Şimdi şu şekilde kulağımı acıtmayacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle iyi gibi sanki. Yani kumaşımı yıkamıştım ama umarım üzerinde pislik yoktur. Ağzıma burnuma hep değdirdim. Buradan direkt düğüm atacağım ben. Zaten lastiğim ince olduğu için hiç problem yaşatmayacak bana bu düğüm.
iyice sıkıştırıyorum ki topcuğumuz küçük olsun. Tekrardan deniyorum. Kesinlikle tamam bence. Şimdi diğer tarafı da yapacağım. Bunu da ayarladım. Burayı düğüm atmak yerine elinizle dikebilirsiniz. Daha narin bir bitiş sağlar size. Ama ben uğraşmak istemedim açıkçası. Şimdi bunu zaten içeriye göndereceğim ve görünmeyecek. Lastiğimin uç kısımlarını şöyle iyice sıkıştırdıktan sonra kesiyorum. Ve buradaki düğümlerimi şurada dikmiş olduğum kenara doğru itiyorum. Bunun içine göndereceğim. Bence geçmelisin şu an. Hadi. Tamam, geçiyor. Panik yok. Böyle zor geçmesi daha iyi bence. En azından oynamayacak. Bu şekilde lastiğimin düğümünü de içeriye gönderdim. Bu tarafı da yapıyorum. Bu tarafı da soktuktan sonra gördüğünüz gibi oldukça temiz bir maske elde ettim. Ve son hali de bu şekilde görünüyor. Umarım sesim size net geliyordur. Bu şekilde. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.